Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli izleyenlerimiz, hepinize, tüm ülkemiz insanlarına, bizi izlesin izlemesin bütün kardeşlerimize, İslam alemine, dünyamıza, huzur, saadet, mutluluk ve hayırlı cumalar dileyerek başlamak istiyorum. Bu mübarek cuma gününde nice kardeşlerimizin <laughs> hallolmasını olmasını beklediği problemleri var. Cenab-ı Allah onları halledesin. Nice kardeşlerimizin hastalığı, şifa beklentisi var. Cenab-ı Allah hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Bir kısım bekar yavrularımız yuva kurmayı bekliyorlar. Allah hayırlı yuvalar ihsan eylesin. Yuvasını kurup bir çocuk sahibi olmayı istediği halde kucağına çocuğunu alamayan eşler var. Allah onlara da hayırlı evlatlar nasip eylesin. Programımızı bu dualarla başlatınca bir dua borcumuz daha var hatırlarsanız. Bugünlerde çok dua etmemiz lazım. Geçen programlardan hatırlarsanız bir gaza ordusu var bir de dua ordusu var demiştik. Gaza ordusu yani Mehmetçiğimiz ordumuz şu anda cephede. Can siperane çarpışıyor. Ve ülkemizin itibarı, prestiji başının göklere değmesi Mehmet'imizin zaferine bağlı. Şu mübarek cuma günü bendeniz buradan sizler de ekranlarınız başından canı gönülden dua edelim de Rabbimiz Mehmet'imizi zaferle döndürsün. Şu ana kadar yardım ettiği gibi yardımını daim eylesin ve ondan hoşlanmayan ay yıldızı görmeyi istemeyen kişilerin de korktuklarını başlarına getirsin inşallah. Tabii işin bir dua bölümü var, bir de görevler bölümü var. Sadece dua ile yetinmeyeceğiz. Ya ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Birlik beraber, beraberliği, kardeşliği, bütünleşmeyi sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu anlamda Cenab-ı Allah'a da hamd ediyorum. Bu son harekatta iktidarıyla muhalefetiyle, sağcısıyla solcusuyla, Sünnisiyle Alevisiyle bütün 80 milyon vatan evladı ordumuzun yanında yer aldı. Birlik beraberliğin bir numunesini verdi. Ufak tefek farklı sesler olsa bile şu andaki durum iyi gidiyor, görüyor. Ve bugün seçtiğimiz şiiri de bu konuda seçtiğimizi söylüyorum. Biraz sonra kitabı da tanıtacağım. Ahmet Zila'nın bir cilt kitap kadar önemli isim verdiği bir kitabından aldım bu şiiri. Arkadaşlarımız kitabın ismini büyüterek gösterirlerse, bir cilt kitap kadar önemli bir isim diye takdim etmek istiyorum. Şikayet yok. Çare var. Bugünkü sloganımız olsun. Hayatımıza ölçü olarak alalım. Şikayet yok. Çare var. Yeter ki insan gayret etsin, Rabbimiz yardım eylesin. Öyleyse şiirimizi okuyalım. <laughs> Ehli insaf olan duysun bu sesi. İşte bugün birlik olma günüdür. Her kimin bir ise dini kıblesi sel olup bir göle dolma günüdür. Herkesin kendine yolu mezhebi. Sorulmaz müminin rengi, mezhebi her türlü hainden sorup hesabı kesin neticeyi alma günüdür. İnancımız dile gelir bayrakta. Haberler karışık. Ayrıklar türemiş aziz toprakta. Bugün ayrıkları yolma günüdür. Ben siyaset bilmem. Derdim vatandır. Gerçek yiğit hakkı üstün tutandır. Gel kardeşim, gafilleri utandır. Şimdi tam hak yolu bulma günüdür. Şair der ki sorma, dert dizi dizi. El ele vermezsek yıkarlar bizi. Bir olup milletin oğlu kızı hainlere korku salma günüdür hainlere korku salma günüdür. Cenab-ı Allah bu önemli, bu büyük, bu fevkalade istikbale yönelik faaliyetlerde, gayretlerde birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Neticeye ulaşmamızı nasip eylesin. Değerli izleyenlerimiz, hatırlarsanız <laughs> birkaç haftadır bir şeylerden bahsetmeye çalışıyorum önemli olduğuna inandığım bir meseleyi gündeme getirmeye çalışıyorum. Bence <laughs> Diyanet'in irşat faaliyetlerinde ilahiyat fakültelerimizin bütün çalışmalarında yepyeni bir adım olacağına inandığım bir şeyi söylüyorum. Diyorum ki gelin ayetlerle hadisleri fizik, kimya tıp, matematik, astronomi gibi fenni ilimler açısından da incelemeye başlayalım, gayret edelim. Vaizlerimiz, <laughs> müftülerimiz, ilahiyattaki değerli hocalarımız sadece ayet hadis incelemekle yetinmesin. Tıp alimleriyle, fizik uzmanlarıyla, Kimya hocalarıyla, astronomi hocalarıyla teşriki mesaide bulunsunlar. Yani bugünün tabiriyle ortak çalışma planlarına, programlarına girsinler. Desinler ki: "Hocam, şu ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Peki bunun <laughs> fizikteki karşılığı nedir? Sizden almak istiyorum. Kimyadaki karşılığı nedir? Sizin bunu açıklamanızı istiyorum. Efendimiz Peygamberimiz şu hadiste şöyle buyurmuş. Bunun astronomi açısından değerlendirmesini bir astronomi hocasından bekliyorum diye. Diğer fen ilimleri sahibi uzmanı hocalarımızla ortak çalışmaya girelim. Şu ana kadar bunu yapmamakla çok şey kaybettik. Bundan sonra yaptığımız zaman kaybedeceğimiz hiçbir şey yok kazanacağımız çok şey var. Bugün bunu elle tutulur, gözle görülür örnekle anlatmaya, ispat etmeye çalışacağım. Değerli izleyenlerimiz, hatırlarsanız bu işe üç kitap diye başlamıştık. Kur'an-ı Kerim, kainat kitabı ve insan kitabı demiştik. Kainat kitabından Kur'an-ı Kerim ayetleriyle örtüşen çok örnekler verdik hatırlarsanız. <laughs> Dünyanın ve her şeyin dönmesi, Güneş'in kendi etrafında dönüyor olduğunun ayette bildirilmesi, yeryüzü kabuğunun insanların yaratılmasına uygun hazırlandığının Mülk Suresi'nde 1400 sene evvel açıkça belirtilmiş olması, gökteki cisimlerin bir yörünge etrafında dönüp bir düzensizlik meydana getirmediklerinin yine Kur'an-ı Kerim'de açıkça söylendiği, semanın koruyucu bir çaktı kılındığını haber veren ayetin ozon tabakasına işaret etmiş olduğunu örneklerle vermeye çalışmıştık. Işık hızından bahsetmiştik. Saniyede 300 bin kilometre Dünyayı yedi buçuk kere dolaşacak kadar hareket etmesi dedik ışığın, yol alması. Azrail nasıl yetişiyor sorusunu devre dışı bıraktı. Azrail'i ışık hızında kabul ettiğimiz an hiçbir problem kalmayacak demiştik. Namazı, ibadetleri biriktirip de sonra kaza etme sorusuna da hatırlarsanız, Güneş vazifesini beş dakika kazaya bıraksa dünyada hayat kalmaz diye cevap vermeye çalışmıştık. Birleştirmenin ayet ve hadislere fenni ilimler açısından bakmanın faydasına dair birkaç örnek sunmuştuk. Bugün arkadaşlarımızdan bir galaksinin içindeki yıldızların genel görüntüsünü getirmelerini istirham edeceğim. Galaksi Hatırlarsanız dedik ki <laughs> milyarlarca yıldızdan, güneşten oluşan gök adasına galaksi diyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi 300 milyar yıldızdan oluşuyor. Bütün kainatta, evrende 300 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Bu makro plan kainat, evren. Bize baktığımız zaman, incelediğimiz zaman Allahu Ekber diyor. Allahu Haliku Kulli Şey. Allah her şeyin yaratıcısı diye kainat da Kur'an ayetleri gibi bize Rabbimizi gösteriyor. Şimdi ekranda bir galaksinin içindeki yıldızların genel görüntüsünü görüyorsunuz. Değerli izleyenlerimiz dikkatinizi istirham edeyim. Bugün astronomi alimleri diyor ki bir galaksi içerisindeki yıldızların birbirine en yakın olan iki yıldızın arasındaki mesafe 42 trilyon kilometre. Allahu ekber. Birbirine en yakın olan iki yıldızın arasındaki mesafe 42 trilyon kilometre. Alimler bir hesap daha yapmışlar. Dünyamızın çevresi 40 bin kilometre olduğu için oradan hareketle saatte 40 bin kilometre hızla giden bir vasıtamız, bir aracımız olsaydı bu iki en yakın yıldızın arasını 10 bin 50 senede ancak kat edebilecektik, ancak ulaşabilecektik. 10 bin 50 sene. Bizim ömrümüz 70-80-100 sene. İnsanın acizliğini Allah'ın kudretin sonsuzluğu, kudretinin sonsuzluğunu sadece Kur'an ayetlerinde değil, şu yıldızların arasındaki mesafede de görmek mümkün değil mi değerli izleyenlerimiz? Efendim buradan bir yere gelmek istiyorum. Hani bu gibi olayları niye bir vaiz anlatıyor? Hocanın bununla ne alakası var? gibi sorular gelirse akla iki şey için anlattığımı söylemiştim. Birisi ayet ve hadislerin bugünkü ilimle bilimle beraber incelenmesinin, o açıdan da incelenmesinin örneklerini göstermek için anlatıyorum. İkincisi bu gerçeklerden dini hayatımıza bir köprü kurmak için anlatıyorum demiştim. Müsaadenizle bu köprüyü kurmak istiyorum. İki en yakın yıldızın arasını saatte 40 bin kilometre giden bir aracımız olsa 10 bin 50 senede ancak gideceğiz. Bu gerçek şurada dursun. Her ne kadar bazıları Miraç gecesinde Efendimizin semalara gidişini inkar ediyorsa da inanmıyor, reddediyor, çizip atmaya kalkıyorsa da ben inanıyorum. Sizin de inandığınızı kabul ediyorum. Sizin de inandığınıza inanıyorum. Bize gelen haber şu. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın lütfuyla, onun iradesiyle, istemesiyle, yaratmasıyla önce Mekke'den Kudüs'e ayet-i kerimeyi okuyacağım. Sonra Kudüs'ten de öteler ötesine ...henüz nereye kadar gidip geldiğini bilmiyoruz. Yedi kat semalara... ...yatağındaki sıcaklık soğumadan gitti geldi. Şimdi biraz evvelki gerçeği şuraya koyalım. Astronomi alimlerimiz ne diyor? İki yıldızın birbirine en yakın iki yıldızın arası... ...42 trilyon kilometre 10.050 senede ancak gidebiliriz diyor. 1400 sene evvel Efendimiz... <laughs> henüz bisikletin bile keşfedilmediği bir dönemde önce Mekke'den Kudüs'e sonra Kudüs'ten yedi kat semaya yatağındaki sıcaklık soğumadan gitti geldi. Dileyen kabul eder, dileyen etmez. Ama ben büyük cümleyi söylemek istiyorum. Davet eden Allah, davet edilen de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olunca Mesafenin bir önemi kalır mı? Mekanın bir önemi kalır mı? Niye reddediyoruz kardeşim? Aklen izah edemiyoruz diye reddetmemiz gerekir mi? Zaten mucize aklen izahı mümkün olmayan bir olay demek. Akılları aciz bırakan, insanları aciz bırakan bir olay demek. Bu mucizeler olacak ki gelenin peygamberliği ispat edilmiş olsun iman edenlerin imanının artmasına vesile olsun. Bir de insanlara gelecekte olacak olaylara ışık tutsun, hedef göstersin. Oraların o işlerin, o fiillerin gerçekleşebileceğine dair numune olsun, örnek olsun diye yaratılmıştır mucizeler Cenab-ı Allah tarafından. Şimdi benim için çok hayati olan bu Miraç mucizesine tekrar dönmek istiyor. Ve sizlere sormak istiyorum. Cevap almamın mümkün olmadığını biliyorum ama siz ekran başında rahatlıkla cevap vereceksiniz. Miraç olayının özeti Cenab-ı Allah'ın peygamberimizle birebir görüşmesi, konuşmasıydı. İşin özeti bu. Sorum şu. Cenab-ı Allah bizim peygamberimizden önce de Başka bir peygamberle konuşmuş muydu? Cevap Kur'an-ı Kerim'de. Evet, Hz. Musa ile. Nerede konuşmuştu? Cevap Kur'an-ı Kerim'de. Tur Dağı'nda. O zaman soru. Hz. Musa ile Tur Dağı'nda konuşan Cenab-ı Allah bizim peygamberimizle de konuşmak istediyse Nur Dağı'nda konuşamaz mıydı? Arafat Dağı'nda konuşamaz mıydı? e, ee, Mekke'de, Kabe'de konuşamaz mıydı? Elbette konuşurdu. Cenab-ı Allah her yerde hazır nazır. <laughs> Peki niçin oralarda konuşmadı da önce Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haramı ilel mescidil aksa. Allah kulunu yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gecenin bir anında Mekke'den Kudüs'e getirdi. Yolculuğu yaptırdı. Niçin orada konuşmaz da Kudüs'e getirdi? Hemen diyoruz ki bakın maddenin naklini bize gösterdi Cenab-ı Allah. Efendimizin vücudu da et ve kemikten oluşan bir maddeden ibaretti, bir kütleydi. Bir gün madde taşınabilecek, kütle nakledilebilecek henüz bunu insanlar keşfedemedi. Formül bulundu ancak henüz neticelendirilemedi. Gönül ister ki bu hadiselerden hareketle bu maddenin naklini bir Müslüman hatta bir Türk bulsun ve biz bunu Miraç'taki hadiseden hareketle yakaladık desin. Maddenin nakline dair Kur'an-ı Kerim'deki tek ayet de bu değil değerli izleyenlerimiz. Belkıs'ın tahtının Hazreti Süleyman'ın yanına göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede getirildiğini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. İki aylık mesafeden göz açıp kapayıncaya kadar bir zamanda Belkıs'ın tahtının getirildiğini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Bu haberi niye veriyor? Bizim Hz. Süleyman'ın peygamberliğine inanmamız için mi? Hayır. O hadiseye haber vermese biz yine inanacağız Hz. Süleyman'ın peygamber olduğuna. Madde nakledilebilecek diyor. Demek ki Miraç olayını fakültelerde incelemeye başlasak, başlasaydık daha önce ilk göreceğimiz ışık, ilk göreceğimiz işaret maddenin nakli işareti olacaktı. Bu bir. İki, Cenab-ı Allah Mekke'den Kudüs'e nakletti Efendimiz'i. İstese orada konuşabilirdi, Mescid-i Aksa'da konuşabilirdi. Niçin semalara, uzaya davet etti? Çok kolay, çok açık, net anlıyoruz bugün. İnsanların uzaya yolculuk yapacağını bilen Cenab-ı Allah ilk uzay yolculuğunu peygamberimize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaptırdı ümmeti de arkasından gelsin dedi. Ayeti hatırlayanlarınız var içinizde. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yagfir lekum zunubakum. Allah'ı seviyorsanız beni takip edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin buyuruluyor. Emri veren Cenab-ı Allah ya Muhammed ümmetine böyle söyle diyor. Ne demesini istemiş Cenab-ı Allah peygamberimizin? Allah'ı seviyorsanız beni takip edin, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Miraç'ta ötelere, semalara, göklere, uzaya giden, Efendimiz'i takip eden biz olsaydık, Gagarin'den evvel ilk uzay yolculuğunu bir Müslüman yapmış olacaktı. Kaçırdık. Efendim, Yine Miraç olayına dönmek istiyor. Gelin bunu tıp açısından da bir göz önüne alalım. Tıp açısından da bir incelemiş olalım diyor ve ikinci çok önemli ipucunu arkadaşlarımın kitabın sayfasını da sizin okuyacağınız şekilde göstermesini rica ederek bakın 1400 sene evvel peygamberimiz Miraç olayında hangi tıbbi hakikata, hangi tıbbi olaya nasıl ışık tutmuş beraber görelim istiyorum. Elimdeki kitap Diyanet İşleri Başkanlığı yayını Sahih Buhari Muhtasarı Tecridi Sadih Sarih Tercemesi. 10. cilt. Hadis numarası 1550. Arkadaşlarım gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Mescid-i Aksa'ya sefer ettiğimi söylediğimde özür diliyorum. Özür diliyorum. Arkadaşlarım göstermeye devam etsinler. Onu daha sonra göstereceğim. O ikinci hadis. Şu hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Henüz miraç olayı başlamamış. <laughs> ben bir kere hatimde yatmış uyurla uyanık arası bulunuyordum. Bu sırada bana gelen Cibril geldi, göksümü yardı. Dikkatinizi rica ediyorum. Göksümü yardı. Ravi bunun nasıl yarıldığını söylüyor. Ben orayı detay olduğuna inandığım için geçiyorum. Şu sayfadan devam etmek istiyorum. Arkadaşlarımız göstersin. Göksümü yardı. Ve kalbimi çıkardı. Bakın peygamber ne söylüyor. Sonra içi iman ve hikmet dolu bir tas getirildi, kalbimde zemzem suyu ile yıkandıktan sonra içine iman ve hikmet dolduruldu. Sonra eski haline iade olundu. Bu cümleyi yazın. Sonra eski haline kalbim yerine iade olundu. Niye anlattı Peygamber 1400 sene evvel açık kalp ameliyatını bu kadar net? bu kadar açık bu kadar vazih bir şekilde insanlara bizim peygamberimiz anlattı biz miraç hadisini reddetme yerine peygamber bir yere gitmemiştir peygamberin fiziki mucizeleri olmamıştır diye başkalarına yaranma pahasına mucizeleri reddetme yerine bu nasıl oldu neye işaret ediyor bize ne ders vermek istiyor, bize hangi ufku göstermek istiyor diye inceleseydik, Doktor Bernard'dan evvel kalp ameliyatını bir Müslüman bulacak, yapacaktı. Ne dedi Efendimiz? Göğsüm yarıldı, kalbim çıkarıldı, bir altın bir tas içerisinde yıkandı, tekrar yerine iade edildi, konuldu diyor. Açık kalp ameliyatını 1400 sene evvel Peygamberimiz Miraç hadisesinden bahisle bize anlattı. Ama biz tıp fakültesine bu hadisi sokamadığımız için başkaları buldu. Biz onlardan öğrendik. Semaya çıktı, uzaya çıktı. Biz çıkamadık, Yürü Gagarin çıktı. Efendimiz, <gülüyor> Peygamberimiz <gülüyor> Miraç'tan döndü. Bize göre hem Mekke'den Kudüs'e hem de Kudüs'ten semalara gitti ve Miraç'tan döndü. Gelip olayı anlatınca bakın şimdi tekrar aynı kitabın şimdi 1550 biraz evvelki verdiğim hadis-i şerif 1551 numaralı hadis. 10. cilt. Tevcid-i Sarı kitabı 10. cilt. Geldikten sonra bize bir başka olay anlatıyor. Beraber izleyelim neyin ipucunu, neyin hedefini gösteriyor görelim. Arkadaşlarımız teşekkür ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiştir ravi. <laughs> Mescid-i Aksa'ya sefer ettiğimi söylediğimde Kureyş beni yalanlayınca Mescid-i Haram'a gidip Hicr'de Beytullah'ın yanındaki atnalı gibi olan duvarın olduğu yere Hicr denir. Ayakta durdum. Mütakiben Allah bana Beyt-i Makdisi ile gözümün arasındaki mesafeyi kaldırdı ve denemek için ne sordularsa Mescid-i Aksa'ya bakarak onun nişanelerinden, alametlerinden, işaretlerinden Kureyş'e haber vermeye başladım. Önce hadisi bir anlayalım. 1550 numaralı hadis. Tecid-i Sarı kitabı 10. cilt. Ne dedi Efendimiz özetle? Ben size metni gösterdim. Diyor ki Miraç'tan döndüm geldim Kureyş'in bir kısmı yok böyle bir şey olmaz dedi. Beni inkar yalanladılar. Sonra sordular. Ya Muhammed <laughs> eğer bugün Mescid-i Aksa'ya gittinse oranın işaretlerini bize söyle dediler diyor. Efendimiz oraya kapı pencere saymaya gitmediği için işaretleri tespit etmeye gitmediği için bilmiyordu. Bilmiyorum dese Ha demek ki gitmemişin diyeceklerdi. Diyor ki Beytullah'a gittim. Cenab-ı Allah'a yalvardım. Cenab-ı Allah Mescid-i Aksa ile Kudüs'teki mescidi o zamanki ismi Beytül Maktis. Bugünkü ismi Mescid-i Aksa. Benim aramdaki mesafeyi açtı. Görüntüyü gözümün önüne getirdi. Onlar sordukça ben söyledim diyor. Neyi işaret etti, neyi tarif etti, neye ışık tuttu Peygamberimiz? görüntü nakline canlı yayına televizyona ilk canlı ve naklen yayını bizim peygamberimiz 1400 sene evvel yaptı. İşte ben size hadisi gösterdim. Mekke'den Beytullah'tan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı seyrettim diyor. Bu canlı yayın değil de nedir? Sorduklarını oraya bakarak onlara cevap verdim diyor. Görüntü nakli değil de nedir değerli kardeşlerim? Uzun sözün kısası. Bunlar birer örnek. Daha binlerce numunesi var bu ayet ve hadislerin içerisinde. Nedir ana meselemiz? Ana problemimiz, halletmemiz gereken görevimiz nedir? Ayet ve hadisleri bilim açısından da incelemeye başlamak alışmak. <laughs> dedik ki uzaya başkası çıktı. Kalp nakil ameliyatını başkası yaptı. Görüntü naklini, televizyonu başkaları yaptı. Sonra biz diyoruz ki bak Kur'an'da, hadiste bunlar vardı. Önce bizim yapmamız gerekirdi. Sonra işte bak var diye dünyaya ilan etmemiz gerekirdi ki dünya insanlarını inanç dünyamıza davet etmekte bugünkünden daha güçlü olabilirdik. Ama şimdiki sorum şu. Bitti mi? Bütün keşifler, icatlar sona mı erdi? Bundan sonra keşfedilecek, icat edilecek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bize işaret olarak verilen başka şeyler yok mu? Hem var hem de çok. Ben sadece birkaçına işaret etmek istiyorum. İbrahimleri, Musa'ları, İsa'ları Süleymanları harekete geçirmek için sadece birkaçına işaret etmek istiyorum. Bir gün insanlar ateşe girip yanmamanın yolunu, formülünü bulacaklar. İnşallah bunu bir İbrahim bulur. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim ateşe girdi, yanmadı diyor. Bir gün <laughs> bugünkü tıbbın tedavi edemediği sedef hastalığını tedavi ed edilmesini anadan doğma kör ve topalların tedavi edildiğini gözlerimizle göreceğiz. insanlık görecek. İnşallah bunu bir İsa bulur. Hz. İsa'nın bunları yaptığını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Bir gün rüzgar istediğimiz yere estirilip ondan bitmez tükenmez ve temiz bir enerji elde etmenin yolunu bulacağız. İnşallah bunu bir Süleyman bulur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah rüzgarın Hazreti Süleyman'ın emriyle istediği yöne estiğini söylüyor. Ve tecri bi emrihi diye Hazreti Süleyman'ın istediği yöne estiğini söylüyor. Niye bunu bize haber veriyor? Siz bunu ileride yapın diye. Hayvanlarla konuştuklarını Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyup da bilmeyen hiç kimse yok. Kur'an-ı Kerimle meşgul olan herkes biliyor. Hz. Süleyman hayvanlarla özellikle karıncayla konuştuğunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Bize diyor ki bir gün hayvanlarla konuşmak mümkün olacak. Bunu siz yapın. Siz bulun da başkaları bulduktan sonra bu Kur'an'da vardı deme durumunda kalmayın diyor. Hz. Musa'nın denizi yardığını duymayan Müslüman yok. Bazıları işi basite indirmek için yok canım o denizin yarılması değil bir gel git olayıydı meddü cezir olayıydı diye işi fiziki bir yöne bağlamak istiyorlar. Bir şeyin <laughs> özür diliyorum fizik açısından izahı ile onun kimin tarafından yapıldığını bilmek farklı şeyler değerli izleyenlerimiz. Bir şey tekrar söylüyorum. Bir şeyin fizik açısından nasıl olduğunu izah etmek ayrı, kimin yaptığını izah etmek, niçin yaptığını izah etmek ayrı. Yağmur dediğimiz bir olay var değil mi? Bazılar diyor ki insanlar izah edemedikleri şeyi Allah'a havale ettiler, Allah yapıyor dediler. Şimdi ilim gelişti, birçok şeyin nasıl olduğu anlaşıldı, öyleyse Allah'a gerek kalmadı diyorlar. Örnek olarak da veriyorlar. Önceden yağmurun nasıl yağdığını, nasıl oluştuğunu insanlar bilmiyordu. Allah yağdırıyor diyorlardı. E şimdi artık anlaşıldı ki yerden su buharlaşıyor. Gökte bulut haline geliyor. Geçen haftaki programda arz ettim. Rüzgar gelip onu tohumluyor. Sonra yağmur damlaları haline dönüşüyor. Tekrar yeryüzüne iniyor. Bak yağmurun nasıl olduğunu anladık. İlmen, fizik açısından Bilim açısından izah eder olduk. Bunun Allah'la ne işi var diyor. Eyvah! Çok büyük bir hata işleniyor. Biraz evvel anlattığımız yağmurun nasıl oluşudur. Biz nasıl oluşuna itiraz etmiyoruz. Kim yapıyor diye soruyoruz. O buharlaştırmayı yapan kim? Bulutla milyonlarca ton suyu taşıyan kim? Rüzgarı onun içerisine gönderip de tohumlatan, onu yağmur damlasına dönüştürüp de yere indiren kimdir diyoruz. Yoksa öyle olmuyor demiyoruz. Biz yağmurun oluşunu inkar ve reddetmiyoruz. Yapan Allah'tır diyoruz. Ben buraya nereden geldim? Denizin yarılışını Meddü Cezir diye izah edenler sanki Allah'la alakası yok demeye getiriyorlar. Biz diyoruz ki nasıl yardıysa yardı. Ama yardıran Allah, Hz. Musa'nın eliyle bunu mucize olarak gösteren Allah, bize ipucu verip hedef gösteren, bir gün denizleri, ırmakları durdurabileceksiniz, yarabileceksiniz, sonra tekrar akışına bırakacaksınız diye bize mesajı veren Allah. Gelin, birbirimizi taşlama yerine, birbirimize dinsiz, imansız, gerici, yobaz deme yerine, bu ayetler, bu hadisler hepimize geldi. Sadece Diyanet ve ilahiyat mensuplarına gelmedi. Öyleyse her ilmin sahibi olan hocalarımız, uzmanlarımız, profesörlerimiz beraberce bunları inceleyelim dediğimiz an, hadis-i şeriflere ve ayet-i kerimelere bugünkü ilimler açısından da bakmaya alıştığımız an çok 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 büyük mesafeler kat edecek. Hem insanlığa çeşitli hizmetler sunmuş olacak hem ülkemize çeşitli hizmetler sunmuş olacak hem de bütün insanlara inanç dünyamıza davet ederken bugünkünden daha güçlü olacağız. Şimdi tekrar <gülüyor> <gülüyor> kainat kitabına dönmek istiyorum. Biraz evvel dedik ki iki yıldızın arasında <laughs> 42 trilyon mesafe var. Kainatta 300 milyar galaksi var. Her galakside şu kadar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Rakam vermek mümkün değil. Ama söyleneni size aktarmayı vazife biliyorum. Bütün evrende ne kadar yıldız var? Soru önemli. Bütün evrende ne kadar kaç tane yıldız var? Cevap. Rakam vermek mümkün değil ancak sahil görüntüsünü rica edeyim arkadaşlardan ve siz de bana kulak verin. Dünyamızda, yeryüzünde, denizler kenarında ne kadar sahil varsa, sahillerde kaç tane kum varsa, sahillerde kaç tane kum varsa, onun on katı evrende yıldız var. Bu bilimsel bir tespit. Bak rakamın arkası önü çizilmiyor ki. Sahillerdeki kum tanelerinin on katı kadar kainatta evrende yıldız var. Allahu Ekber. Biz bir avuç kumu saymaktan aciz insanlarız, varlıklarız. Öyleyse ey insanoğlu ayete, hadise, dine, imana kafa tutma yerine acizliğini anla, kainatı yoktan yaratan, bu kadar yıldızları yoktan var eden Allahu Teala'ya secde et, teslim ol. Semi'na ve ata'na. işittik ve itaat ettik de iki dünyada mutlu ol. İki dünyada rahat et. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Allah'la aran nasıl diye. O da demiş ki İyi olmayacak ne var? Hep onun dediği oluyor. Ben de razı oluyorum demiş. Evet, Allah kainatı yaratmış, bizi de kendine imana davet etmiş. Efendim bu kadar yıldız var. Hubble diye bir gök bilim alimi, bizim ona teşekkür borcumuz var. Şu gördüğünüz teleskopla kendi adına yapılan Hubble teleskobuyla bütün evreni izlemiş. Yıl 1926. Hubble bağırmış. Buldum demiş. Neyi buldun demişler? Evren genişliyor. Kainat. Bakın şekilde gösterdi arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Evren devamlı genişliyor. Evren, kainat statik değil, dinamik demiş. Olsun desin ne olacak ki? Hocam bunda ne var ki siz bunu büyütüyorsunuz? Bu bizim için çok önemli bir buluş. Çünkü bir heyet, bir evren devamlı genişliyorsa değerli izleyenlerimiz bugün bu kadar büyükse daha önce daha küçük, 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 daha önce daha küçük olması gerekir. akıl bunu iki kere iki dört gibi kabul ediyor. Bir heyet devamlı genişliyorsa bundan bir milyar sene evvel daha küçük, iki milyar sene evvel daha küçük, üç milyar sene evvel daha küçük olması gerekir. Bu iki kere iki dört. Tamam hocam buradan diye varmak istiyoruz? Varıyoruz hem de istemiyoruz, varıyoruz. Bugünkü fizik alimleri, bu işin uzmanları, bütün dünyaya haykırdılar ki günümüzden 13.7 milyar sene evvel önce rakamı vermek istiyorum sonra yuvarlayalım isterseniz. Günümüzden 13.7 yuvarlak olarak 14 milyar sene evvel biraz evvel sayılarını vermekten aciz kaldığımız ancak sahillerdeki kumların tanesinin 10 katı diye ifade etmeye çalıştığımız yıldızlar, galaksiler, insan, hayvan, canlı, cansız her ne varsa. Evet, bu günümüzden 13.7, yuvarlak 14 milyar sene evvel eni ve boyu ölçülemeyecek kadar küçük bir ışığın içindeydi. Bunu kim söylüyor? Bugünkü İlim bilim dünyası bunu söylüyor. O ışık bir gün patladı deniliyor. Arkadaşlarımız ancak patlamış şeklinin resmini getirebildiler. Video olarak göstermeyi de isterdik. <laughs> Bu patlamaya Avrupalı alimler Big Bang diyorlar. Büyük patlama. Olan olayı tekrar söylüyorum. <laughs> Günümüzden 13.7 milyar sene evvel bütün evren eni ve boyu ölçülemeyecek kadar küçük bir ışığın içindeydi. Allahu Teala o ışığın içerisine bütün evreni sığdırmıştı. O ışığın tarifini size söyleyeyim mi efendim? Sıfır hacim, sonsuz yoğunluk. Sıfır hacim, sonsuz yoğunluk. Bu kudreti sonsuz olan Allah'ın yapabile yapabileceği bir iştir. O ışığı patlattı. Bugün evren namına ne varsa o ışığın içinden çıktı. Buna batılılar Big Bang diyorlar. E kendi dilinde kendi bulduğu şeye öyle diyecek. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı nedir? Bedi'u semavati vel ard. Ve izâ kadâ emran. Fe innemâ yekûlu lehû kün Aynen ayetin tercimesini ben size söylüyorum. Allah yerleri ve gökleri yoktan var etti. Çünkü eni boyu ölçülemeyen şeye fizikte yok deniliyor. O bir şeyi yaratmaya karar verdiğinde <laughs> Allahu Teala bir şeyi yaratmaya karar verdiğinde ol demesi kafidir. O da olu verir. Ayet böyle diyor. Bugünkü bilim adamları diyor ki o ışık bir gün patladı her şey onun içinden çıktı. Biz de diyoruz ki Kur'an ifadesiyle Allah kün emrini verdi. O ışık patladı feyakun olan her şey onun içinden çıkarak mevcut oldu diyoruz. İşte bu kün emrini <laughs> daha önce biz inceleseydik belki Avrupalılardan önce Big Bang'i biz bulacaktık. İddiamı ayakları yere basmayan bir iddia olarak kabul etmeyin. Mevlid sahibi Bursa Ulu Cami'nin imamı. Astronomi alimi filan değil. Fizik kimya fakülteleri bitirmiş de değil. Ne diyordu Mevlid'inde değerli izleyenlerimiz? Var iken ol yok idi insü melek. Arşu ferşu ayı gün hem nuh felek. Sun ile bunları ol var eyledi. Varlığını cümle ikrar eyledi. Bugünün Türkçesine çevireyim ben. Şahane söylemiş Süleyman Çelebi de bazı gençlerimiz bu ibadeleri anlamayabilir. Bugünün Türkçesiyle Süleyman Çelebi bu okuduğum beyitlerde diyor ki Allah vardı hiçbir şey yoktu. Hiçbir şeyden neyi kastettiğimi söyleyeyim. İnsanlar, cinler, melekler, Aylar, güneşler, yıldızlar, galaksiler hiçbir şey yoktu. Evet ne oldu ya Süleyman Çelebi? Ol diyerek Allah onları var etti. Var olan her şey de Allah'ın varlığına bir delil oldu. Allah'ın varlığını ispat eden bir ayet oldu. Üç haftadır çırpınarak anlatmaya çalıştığım şeyi Süleyman Çelebi böyle iki beyitte halletmiş. Ol diyerek Allah her şeyi yarattı. Yaratılan her şey Allah'ın varlığına bir ayet, bir delil oldu. Gelin olaya bu gözle bakalım diyoruz. Çırpınışımızın hedefi bu. Peki, efendim bu genişleme, Edwin Hubble'ın bulduğu kainatın genişlemesi ve geriye dönerek Big Bang'in bulunması bizim açımızdan çok önemli. Çünkü ateizmin kalasını yıktı. Demek ki her şey sonradan var oldu. Bir şey sonradan var olmuşsa onu var eden birine ihtiyaç var. O da yaratıcıdır dedik. Ateizm kökten iflas etti. Şu anda ben ateistim diyenler sadece yaranmak için söylüyorlar. Aydın, ilerici, çağdaş geçinmek için söylüyorlar. Allah'ın varlığını inkar etmek mümkün değildir. Ateizm, ateistlik abestir, muhaldir mümkün değildir. Ateist olduğunu söyleyen bir kardeşimizin evine varsak, bir kahve içerken kapının zili çalsa birden fırladığını göreceksiniz. Otur otur niye fırlıyorsun? E birisi geldi kapıya çaldı onu açacağım. Yok canım kimse gelmedi. Kapının zili kendi kendine çaldı desek olur mu diyecek ya. Birisi basmadan kapının zili çalar mı? Aynı ateist olduğunu iddia eden kardeşimizin cep telefonu çalsa birden kaldıracak. Alo dur kaldırma telaşlanma telefon kendi kendine çaldı desek olur mu canım birisi aramasa telefon çalar mı diyecek bize. Biz ona demeyecek miyiz? Sevgili kardeşim senin kapının zili bile bir dokunan olmadan çalmıyorsa Telefonun karşıdan bir arayan olmadan zili çalmıyorsa bütün bu kainat kendi başına nasıl olabilir demeyecek miyiz? Ana konumuza dönelim. Demek ki her şey sonradan var oldu, sonradan yaratıldı, bitmekten sonra ortaya çıktı. Keşfi, icadı İslam'a da son derece uygun ve yaratıcının varlığının iki kere iki dört gibi inkar edilmez bir delili. Peki Edwin Hubble bunu buldu. Günümüzün alimlerinden Stephen Hawking diyor ki feşli bir insan biliyorsunuz ama bugün bütün insanlık onun çok büyük bir ilim adamı olduğunu kabul ediyor. O sözünü getirebilecek miyiz arkadaşlar? <laughs> İngilizce bilenler sözden takip etsinler. Stephen Hawking diyor ki Edwin Hubble'ın Kainatın genişlemesiyle ilgili buluşu 20. asrın devrim buluşudur diyor. Söyleyen Stephen Hawking. Peki asıl sözünün şurası can alıcı. Niçin insanlar 1926'ya kadar bekledi? Bu genişlemeyi daha önce niye bulamadılar? Bu öyle çok bulunamayacak bir şey de değildi. Ben buna hayret ediyorum diyor Stephen Hawking. Biz ne diyoruz Stephen Hawking'e ve bütün dünyaya? 47. ayeti getirin Zariyat suresinin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i üniversiteye sokmadığınız için, Kur'an'ın bilimle ne alakası var dediğiniz için, Kur'an'ı astronomi açısından, fizik kimya tıp açısından incelemeye, hadis-i şerifleri fizik kimya tıp açısından incelemeye alışmadığımız için bütün insanlık 1926'ya kadar bekledi. Meali okuyabildiğinizi görüyorum okuyacak kadar arkadaşlarım net gösteriyorlar. Bakın 1400 sene evvel Zariyat Suresi'nde Cenab-ı Allah ne buyurmuş? Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Ve sema'e banaynaha edin ve inna Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve onu genişleteceğiz. Zariyat Suresi 47'de söylüyormuş. Eğer Kur'an-ı Kerim'i hadisi üniversitede incelemeye alışsaydık, Hubble'dan evvel bu genişlemeyi biz bulacaktık. <laughs> Devamında Cenab-ı Allah, hani bitmedi dedim ya, keşfedilecek şeyler bitmedi. Ama bu da maalesef keşfedilmiş bir şey. Yine Zariyat Suresinin 49. ayetinde ve biz her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Hatta Yasin Suresinde Subhanallazi halakal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la Biz her şeyi çift çift yarattık. Nefislerinizi de, otları da, erkekli dişili yarattık. Ağaçları erkekli dişili yarattık. Düşünen ibret alanlar için bunda alınacak dersler vardır, ayetler vardır diyordu Cenab-ı Allah. Bu çift çift yaratma sözüne tekrar döneceğiz. Ve kainatı izlemede bize rehber olan Hazreti İbrahim'in bir uygulamasını sizlere nakletmeye çalışacağım. Ama izninizle bu önemli noktaları birazdan aradan kısa bir aradan sonra sizlere tekrar sunmaya çalışacağım. İzlediğiniz ve bizimle beraber olduğunuzun teşekkür ediyor. Yeniden beraber olabilmek için bir araya gideceğimizi sizlere haber veriyorum. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum değerli izleyenlerimiz. Dedik ki kainata, bütün olaylara, ayet ve hadisler açısından, ayetlere de, hadis-i şeriflere de bilim açısından bakma alışkanlığı bir kazanalım. Bu bize çok şey kazandıracak dedik. Bu örnekleri bu bu numuneleri biz kimden alıyoruz? Yine Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Mesela Hz. İbrahim öyle meraklı bir peygamber ki önce yıldızları görmüş herhalde beni yaratan bunlardır demiş. Sonra ayı görmüş bu onlardan büyüktür herhalde beni yaratan budur demiş. Sonra güneşi görerek herhalde en büyüğü bu Allah bu olsa gerek demiş. Güneşin de battığını görünce ben geçicileri sevmem demiş. Aynı Hazreti İbrahim böylece kainatı okuma dersini bize veriyor. Kainat kitabını okuma dersini veriyor. Aynı Hazreti İbrahim Bakara suresinin 260. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah'a diyor ki Kale Rabbi erini keyfe tuhyil mevta Ya Rabbi şu ölüleri nasıl dirittiğini bana bir göster. Cenab-ı Allah evelem tu'min yoksa inanmıyor musun ya İbrahim? Bela velakin liyatma inne kalbi İnanıyorum ama kalbimi tatmin etmek için sordum ya Rabbi diyor. Cenab-ı Allah soruyu makul görüyor, makul karşılıyor. Dört tane kuş al parçala, her bir parçayı bir dağın başına bırak, çağır Allah'ın izniyle o parçalanmış kuşların dirilerek sana geldiğini göreceksin diyor. Hazreti İbrahim bunları yapıyor, kuşların dirilerek geldiğini görünce ya Rabbi zaten inanıyordum da şimdi kalbimde tatmin oldu diyor. Değerli izleyenlerimiz, 3 haftadır neye uğraşıyoruz? Gelin Kur'an ayetlerini, kainat ayetlerini ve inşallah önümüzdeki hafta da insan ayetini iyi okumaya çalışarak mevcut imanımızı daha mutmain kılalım. Artırarak Rabbimize inanmaya gayret edelim. İmanımızı tazeleyelim. Kainatı ve insan kitabını Kur'an-ı Kerim'le beraber. Kur'an-ı Kerim'i fizik, kimya, astronomi tıp ilmiyle beraber okuma alışkanlığına bir başlayalım diye 3 haftadır arz etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki haftada insan kitabından nakillerde bulunmaya çalışacağım. Vücudumuzdaki ayetlerden örnekler vermeye çalışacağım. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hepimizin geçmişlerinin ruhları için, şehitlerimizin ruhları için, şu anda cephede olan askerimizin zaferi için, Allah rızası için El Fatiha. Allahumme. La ilahe illallah inne er rahman er rahim meliki yeddin yak na mudve yak nesta'in nesta'in. Allahumme. Anta